Onun için mümin gafil olamaz. Gafil olan mümin sarhoşa benzer. İçki içmiş. Fakat içki haram olduğu halde, şimdi o içkiden bir gün sonra, iki gün sonra uyanır kişi, kendine gelir, bir düşünür, hesap kitap yapar. Yahu ben sarhoş iken ne edepsizlikler yapmışım der. Utanır kendinden, Rabbinden utanır. Estağfurullah ya Rabbi der, bir daha ben buna dönmeyeceğim der. Dönmezse de inşallah Allah onu affeder. O gaflete düşmez inşallah tekrar kişi. Ama bir de işte böyle gaflet sarhoşluğu vardır ki, bu ümmetin çoğu o sarhoşluğa düştü. Çünkü kendine bir baş kabul etmedi. Başı kim oldu? Nefsi oldu. Nefsi ona yol gösteriyor. Nefsi yol gösterdiği için o gafletten bir türlü uyanamıyor. Aklı mı? Aklı var. Herkeste akıl var. Allah herkese akıl vermiş. Sen o kişilerden miyim ki? Allah diyor Celle ve Ala, Sübhane ve Teala Hazretleri aklı verirken kullar geliyor, al sana bu kadar akıl. O kendi aklını çok beğenip alıp gidiyor diyor hemen. Hiç durup da fazlasını isterim demedi. O zatlar, evliya Allah'lar da onlar verdi mi Rabbil Alemin bekliyor. O biri geliyor, aklı alıp gidiyor. O sen ne beklen ey kulum, sana vermedik mi? Verdin ya Rabbi, biraz daha isterim der. Al sana biraz daha. O biri gelip alır, aklını beğenir gider. O durur orada gene. Ey kulum sana vermedi miydim? Verdin ya Rabbi, ben biraz daha isterim der. Al biraz daha, al biraz daha, al biraz daha. Onlar hep bekledi. Ta ki o önde gelenler koşturdu, aklını aldı, beğendi gitti. Onlar beğenmedi. Beğenmez de. Kendi aklına güvenmez, güvenemez. Çünkü kendi aklına güvenirse yandı orada o. Şeytan senden daha akıllıdır. Ne kadar ilmi var. İşte o aklına güvendiği için şeytan oldu. Bitti. Helak oldu gitti. O kadar akılsızdır ki tövbe etmedi. Tövbe kapısı daha açık. Şimdi tövbe etse yine affedilir. Etmem diyor. Nasıl ederim ben ki diyor, ben Adem'in dirisine secde etmedim. Ölüsüne nasıl secde ederim? Diyor o melun şeytan. Onun için büyük bir gaflete düşmüş bu ümmet. Bu ümmeti de gaflete düşürmek için çeşit bin türlü planlar yapmışlar yani. Ellerinden geleni artlarına koymadılar.